Değerli dinleyenlerim, Aşkın Tuna'yla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşkın Tuna bir aşk insanı. Bütünüyle, A'dan Z'ye. Evet. Doğduğunuz günden bugüne. Hayatınızın merkezinde aşk var. Evet. Nasıl bir duygu? Bu duyguyu taşımak, bunun sorumluluğu, bunun ağırlığı, bunun sevgisi ve coşkusu ne dersiniz? Şimdi biz toplum olarak baktığımız zaman destansa aşklarımızda hiçbir zaman birbiriyle kavuşma olmamıştır. Evet. Herkes hayallerine aşık olmuştur. Hmm. Şimdi Leyla Mecnun, evet. Ferhat Şirin, hangisine bakarsanız bakın kavuşma yok. Ben de gençlik yıllarımdan itibaren çoğu zaman platonik aşklar yaşadım. Evet. İşte demek ki şansım bu oldu. Evet. Ben de bazı şeyleri şarkılarımın ölümsüz hale gelmesinde bu kavuşamamanın duyguları herhalde hakim oldu. Herhalde o insan ruhunda özel olarak işleniyor. Evet. Özel olarak işleniyor. Çünkü aslında insanlar hayallerine aşık oluyorlar. Evet. Hayallerine yakın birini gördükleri zaman fiziksel olarak ona yakın birini gördüğü zaman diyor işte benim aşık olduğum insan. Evet. Aslında aşık olduğu insan mı değil mi bilmiyor. Doğru. Bilmeden aşık oluyor. Ve onu zaman içerisinde hayallerine uygun hale getirmeye çalışıyor. Evet. İşte büyük aşkların, destans aşkların %90'ı büyük aşkların en üst noktasında biter. Hı-hı. Çünkü en üst noktaya geldiği zaman insanlar artık karşısındakini kendi hayallerine uydurmaya çalışırlar. Yani iş biraz ciddiye dönmeye başladığında erkekler kadınlar için ya bu ne biçim giyiniyorsun, biraz daha uzun etek giy veya biraz daha yavaş gül veya bilmem ne. Halbuki ilk anlarda onun yaptığı her şey karşısındakine hoş geliyordu. Tabii ki. Peki tabii ki, iş ciddiye bilince sen karşısındakini niye değiştirmeye kalkıyorsun? Veya kadınlar başlıyorlar kıskanmaya, onunla görüşme, buna selam verme, şunu yapma, şu saatte gel, bunu yap. Peki sen bunu ilk tanıdığında nasıldı? Evet. Öyleydi. Niye değiştirmeye kalkıyorsun? Evet. İşte tehlike aslında evliliklerin de birçoğunun bitmesindeki en büyük tehlike insanları değiştirme çabaları, hayallerine uydurma çabalarıdır. Evet, evet. Ona çok dikkat etmek özellikle lazım. Özellikle sanatçıyı kendi belirlediği çerçeve içerisinde almaya çalışması. Evet. Sanat dünyasının en büyük problemi de sanıyorum sırf burada. Sırf sanatçı değil bu. Normal hayatımızda da böyledir. Dikkat edin. Sırf sanatçı için söylemiyorum. Evet. Bunu bütün insanlar böyle. %90'ı böyle. Evet. Niye aile yani şeylerin bitiş nedenlerinin en büyük olayı kıskançlıktır. Evet. Doğru. Kıskançlığı belli bir noktada tutamamadır. O da hayallerindeki insanı yani ne yapıyor? Diyor ki bunu yapma, şunu yapma, buna gel, şuna gel, şunu olmaz. Karşımızdakini olduğu gibi kabul etmek peki zorundayız. Peki efendim, şimdi gittiğimde anladım diyelim. Evet. Mine Geçil'den. Dinleyelim ama girmeden önce bunu bir aşk şiiri olarak gibi görebilirler. Ben bunu babama yazdım. Oo. Babama yazdığım bir şiirdir. Lütfen değerli dinleyenlerim bakın gittiğinde anladım. Şarkıyı dinleyince neden gittiğinde anladım sözünün ne demek istediğini anlayacaksınız. Dinliyoruz efendim. Gittiğinde anladım, seni çok
kalbimdeki yerini, ben senin derini. Gittiğinde anladım seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini, ben senin derini. Gittiğinde anladım. Aşkım Beyciğim, elimizde olanların değerini bilmek gerekiyor değil mi? Tabii ki. Gittikten sonra onun değerini ne kadar takdir etsek de ama elden gitmiş oluyor bir kere. Onun için insanları, yakınlarımızı, kim varsa yanımızda varken sevelim. Şimdi Aşkın Tuna burada, ben burada severim Aşkın Tuna'yı. Gittikten sonra hayalimde severim ama sevgimi varken ifade edebilirim burada. İşte çay içeriz, kahve içeriz, sohbet ederiz. Dün akşam çok güzel izah ettin onu. Ne güzel bir sarılmaydı o özlemi. O özlemin en güzel ifadesini verdin zaten. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Onun için yani bu şekilde. Efendim yine tabii ki insan insan yapan değerlere geliyoruz. Şimdi sizin şarkılarınızı dinleyen her bir şarkıda tahmin ediyorum. Dinleyen insanın ha bu benim şarkım diyor. Evet. Evet. Ve sizin sanki o şarkıdaki anlatılanlar yaşadığınızı düşünüyor. Zaten bakın evet. Şöyle bir şey var. Yaşamak çok önemli. Hı hı. Benim şarkılarım ilk çıktığı zaman Rüyalarda Buluşuruz da çok eski evet. Bir şarkıydı. Zeki Müren'den dinlediğimiz. Bir gün bir yerde oturuyorum da ben de yeni bu konularda isim yapmaya başladım. Evet. Rüyalarda Buluşuruz okurken arka masalardan ben efendi böyle yaptı. Bu şarkıyı bayılıyorum işte benim şarkım dedi. Aa. Ben de hava yapacağım ya döndüm dedim ki nerede sizin şarkınız oluyor onu yazan benim dedim. Ama bana öyle bir cevap verdi ki çok hoş işte bütün gerçeği anlatan. Ya dedi siz yazabilirsiniz ama benim duygularımı o kadar güzel anlatmışsınız ki harika. Ben bunu kendi şarkım diye dinliyorum. İşte harika. Bunu yakalamak. Evet. İnsanların hani dedim ya zaten Orhan Veli Kanık'ın da şiirlerinde o vardır. Hı-hı. Herkesin başından geçebilecek olayları kaleme alabilmek. Demek ki onları başardım ben aşkta. Evet. Hani en sevilen şarkılarımdan bir tanesidir o. Dün gece resmini öptüm de yattım. Yalnızım bir tanem yine dün akşam. Hep seni düşündüm, hep seni andım. Dayanılmaz bir şey oldu hasretin. Dün gece resmini öptüm de yattım. Birçok insan bunun resmini öpüp yatıyor. Ama söyleyemiyor. Söyleyemiyor siz işte. Bunları dile getiriyoruz. Işte. Oradan da onun şeyimiz için seviliyorsunuz oluyor. Ha. Onun için insanlar sizde kendisini buluyor Aşkın Beyciğim. Peki Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam diyelim mi? Diyelim. Çok sevilen bir şarkınız o da. Diyelim. Yani ben bugün sizi yakalamışken seyircilerim istiyorum sizin daha çok şarkınızı dinlesinler. Diyelim. Evet değerli dinleyenlerim, bu sefer yine Aşkın Tuna Bey'in sözünü yazdığı güftekarımız burada. Zekai Tunca Bey'den dinlemeye ne deriz?
Bayılırım. Tamam, Zeki Aytunca'dan dinliyoruz. Evet, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Dinliyoruz efendim. Gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Seninle tattım her mutluluğum. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsun güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Coşar akarım. Kış göstermem sana, ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlümdeki derdi siler atarım. Ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana, ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakmam.
Evet efendim, yani şimdi şarkılarınızı dinlemeye doymak mümkün değil aşkım beyciğim. Sağ olun. Ya hakikaten. Şimdi evet. Bir şey vardır, o çok güzel bir sözdür. Yazan mı, yazdıran mı? Evet. Veyahut da bunları dinleyen mi? Evet. Şarkılar dinleyicileriyle var oluyor. Evet. Onların sayesinde var oluyor. Evet. Benim en büyük şansım şu oldu bugüne kadar. Zamansız şarkılar oldu. Hmm. Yani her zamana hitap eden şarkılar, evet, oldu şarkılarımız. Onun için, evet, de o mutluluğu zamansız yaşıyorum. Zamansız derken sınırlandırılamayan. Sınırlandırılıyor. Yani zaman yok. Bütün zamanlara hitap eden. Bütün zamanlara hitap etti şarkılar. Harika. Yani onun için harika. Çok mutluyum şimdi ben de. Şimdi sizin şiir kitabınızı görüyorum. Evet. Şiir kitabımızdan söz edelim biraz. Evet. Aşkın Tuna, beraber yürüdük biz bu yollarda. Evet. Muhteşem. Evet. Evet, beraber yürüdük biz bu yollarda 1993 yılında yılın şarkısı oldu. Evet. Her zaman da çok sevilen bir şarkı haline maçlarda geldi. Söylendi. Fenerbahçeliler söyledi. Müthiş şekilde söylendi. Fenerbahçeliler söylendi. Söyledi. Trabzonlular söyledi, Galatasaraylılar söyledi, Beşiktaşlar söyledi, hepsi söyledi. Ama şu var, bazen işte bazı şeyler sizi aşıyor. Artık sizin hakimiyetinizden dışarı çıkıyor. Evet. Hatta bir gün yolda yürüyorum. Bir baktım reklam panolarında beraber yürüdük biz bu yollarda diye bir şey, futbol, evet, Shell, hı-hı, şeyi destekliyor diye, evet, futbol takımını destekliyor diye. Evet. Ben aradım reklam firmasını, dedim ya bu şarkının sözünü siz kullanmışsınız, evet, ama evet, siz dedim hani bunun bir sahibi, evet, var. Bana verdikleri cevap o kadar enteresandı ki. Ya biz bu şarkıyı anonim sanıyorduk. Anonime düştü sanıyorduk. Yani o kadar oturmuş ki kulaklara yıllar sonra insanlar bunu çok eski bir şarkı zannetmişler. Ya, evet gerçekten. O kadar tutmuş, evet, yani şarkı. Şimdi aşkım beyciğim size biz bu tabii sahnelerdeki şarkıların yanında, güfte sözlerin yanında bir de sahne yaşantınızla biliyoruz ve radyo programlarınızla biliyoruz. Radyolarda şiirler okuyorsunuz, şarkılar çaldırıyorsunuz ve çok canlı canlı geçiyor, çok güzel geçiyor. En son TRT'de programlar yapıyordunuz. TRT Kent Radyo'da, İstanbul çok Radyo'da güzel programımız vardı. Ne yazık ki radyomuz kapandı. Evet, ondan önce Baba Radyo, Radyo Alaturka, Kral FM. Efendim çok o kadar radyo, çok radyo ilaç. Evet. İlk 1993, hı-hı, yılında başladı. Evet. Medya FM'de başladı benim evet, radyo programcılığım. Şiir Denizli Büyükşehir Belediyesi diye biz biliyorsunuz konuşuyorduk. Evet. Şiir sevdirmek, evet, çok önemli. Evet. Fakat o kadar şanssız bir durumda ki şiir. Evet. Şiir kitapları belli isimler dışında, hı-hı, hiçbir yayın evi şiir kitabı, evet, basmıyor. Evet. Çünkü sorduğunuz zaman niye basmıyorsunuz? Evet. Şiir kitapları satmıyor diyorlar. Evet. Ama sizlerin kent şairleri, evet, topluluğunuz var, evet, sizin. Evet. Sevgili Arzu Hanım'ın da başkanlık yaptığı. Arzu Subakan Kabukcan Efendi başkanımızla beraber, evet, çıktığımız bir yolculuk. Bir, evet, yolculuk ve hepinizin burada verdiği emekleri, evet, ben görüyorum. Evet. Şiiri sevdirme adına. Evet. Her sene belediyenizin de desteğiyle, belediyemizin, evet, de desteğiyle, Hüdaverdi Bey'in, evet, biraz da desteğiyle, bu günü tekrarlıyorsunuz. Evet. Şairler Günü. Evet. Uluslararası Yaren Şairler Söyleniyor. Ya şiirler. Evet. O yüzden de ben de ne kadar, evet, şiirin yayılması için emek veriyorsam, evet, sizlerin de bu emeğini son derece takdirle, evet, karşılıyorum ve şiir adına sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim, teşekkür ediyoruz. Demek ki biz de Denizli'nin ovasında farklı yerlerde biten bir Denizli çiçeğiyiz. Yani. Denizli çiçeği. Tabii. Evet. Böyle. Sahne olayında, evet, da evet, şimdi bir şey var. Hı hı. Osmanlı İmparatorluğu kendine yetmemeye başladığında, hı hı, bir anda dışarıya açıldı. Dışarıya açıldığı zaman bir anda bütün edebi akımlar, evet, o dönemde gelmeye başladı. Batı'daki edebi akımlar geldi bize. Ya, yoksa biz, evet, de biliyorsunuz daha önce Osmanlı İmparatorluğu, evet, 12. yüzyıldan 17. yüzyılın sonuna kadar, evet, yalnızca şiir tanımış bir ulusuz. Evet. O da divan edebiyatı ve halk edebiyatı, evet, diye ayrılıyor. Evet. Konuları belli, evet, şeyleri belli. Bir anda birbirine, yani şiirin gelmesiyle, edebi, evet, akımların gelmesiyle şarkı sözü yazarlığı diye bir olay çıkıyor. Evet. Doğru. Yani yoksa eskiden yazılan, evet, her şey bestelenmeye müsait zaten. Evet, doğru.
Bizim şarkı sözü yazarlığının gelme nedeni de buna dayanıyor. Evet efendim. Bunu da bir açıklama yapmak istiyorum. Burada şunu sizi desteklemek anlamında Yahya Kemal Beyatlı şiirlerini yazıyor. Ondan sonra onu Münir Nurettin Selçuk hemen ne yapıyor? Besteliyor. Ne kadar güzel. Muhteşem bir şair, muhteşem bir bestekar. İkisini beraber unutulmaz şarkılarla buluşuyoruz. Münir Nurettin deyince aklıma şey geldi şu an. Ümit Yaşar Oğuzcan geldi. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın oğlu Vedat biliyorsunuz intihar ediyor. Hı-hı. Oğluna iki tane şiir yazıyor Vedat'a. Evet. Bir tanesi oğlum Vedat. Evet. İkincisi de beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Evet. Bak açık denizlerde yelkensiz bıraktın. Evet. Öylesine yitirdim ki bütün ümitlerimi. Evet. Beni bensiz, beni sensiz bıraktın. Evet. Münir Nurettin'in bestesi biliyorsunuz. Harika ya. Peki biz sizden kendi şiirlerinizden bir böyle şiir dinlesek olur mu? Ben şöyle yapayım size. O zaman senden ayrıldıktan sonra ağladım. Aha. Beni o halimle görme istedim. Sana son vedayı edip giderken sevmiyorum diye yalan söyledim. Oysa hep aşkınla yaşayacağım. Kalbimde sevgini taşıyacağım. Sanma ki ben seni unutacağım. Sevmiyorum diye yalan söyledim. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Aa. Sevda dolu kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Evet. Hiç kimseye söylemeden, gizli gizli görünmeden, hasretimiz bilinmeden rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bugünlerde benim çılgınlığım üzerimde. Hiçbir şey umurumda değil. Sevdan, sevdan büyüyor gitgide. Ağlıyorum doyasıya. Çıldırıyor göz bebeklerim. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Şeytan diyor ki git kapısına, seni seviyorum diye haykır. Şeytan diyor ki düş yollarına, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diye bağır, bağır, bağır. Uykusuz gecenin ortasında düşüncelerim sana tutsak. Her şeyi kabullenmem çok zor. Güneş ayrılıkla doğacak. Devlerin aşkı büyük olur. Ya dağlar yerle bir olacak, ya kıyametler kopacak, ya da dünya batacak. Senden öyle ayrılacağım. Harika üstadım ya. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi biz sizi sahnede seyrederken inanın böyle nasıl biliyor musun? Büyüleniyoruz yani. Bir trans hali. Çok sağ olun. Çünkü o sahneyi seyirciler öyle çekip çeviriyorsunuz ki sahnedeki hareketlerinizde, şarkılarınızda, sözlerinizde, vücut dilinizde, her şeyle aman Allah'ım tadına doyum olmuyor. Yani ne güzel bunları duymak. Çok teşekkür ediyorum. Her insanın yüreğinde saklı olan duyguları siz o gün açığa çıkarıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. Ha diyor, benim gönlümde bu duygular vardı işte. Ben bunları yaşamak istiyordum. Yaşayamıyordum ama Aşkın Bey'le beraber yaşadım. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu milyonlara bunu yaptırıyorsunuz. Türkiye'de bu kadar bir insan çok seviliyorsa ve uzun yıllar şarkıları dilden dile dolaşıyorsa bunun bir sırrı var işte. Yani aşk insanı olmak, aşkın tuna olmak. Ya şöyle diyelim, farklı bakabilmek. Evet. Sizde de o kadar güzel şeyler alıyorsunuz ki bir insandan onları alabilmek. Evet. Yani ben sizlerden çok güzel şeyler aldım. Duygular aldım. Çok güzel ifadeler aldım. Sizin sayenizde de bugün hemşerilerimle diyeyim, Denizlilerle bir arada oldum. Ve çok mutluyum yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi biz sizle kapanışta Fırtınaları dinleyeceğiz. Ama Fırtınaları dinlemezden önce sizin sözlerinizi alalım. Onlarla beraber programımızı bağlayalım. Tamam. Sohbet adında programımızın bugün finalini yapmış oluyoruz. Ve tekrar programın başında o az solistler en son çıkar sahneye ve bir az solist Aşkın Tuna'yla beraber şiirin az solisti, Güften'in az solisti ve çok sayıda çok sevdiğimiz şarkıcımızı dinliyoruz da insanlar zaman zaman arkasında bunu kimin yazdığını bilmiyor.
olmuyor. Farkında o olmuyor. Evet. Onun şarkısı diye geçiyor. Yani evet. İşte evet. Diyorlar ki Ebru Gündeş'in şarkısı, Sibel ya, Can'ın şarkısı, evet. Zeki Müren'in şarkısı. Biz telif haklarında bunun söylenmesi için elimizden geleni yaptık. Yani solistlerin bunları söylemeleri için elimizden geleni yaptık. Hatta bunun şeyi vardır, telif haklarında söylenmesi gerektiğine dair. RTÜK'e gittik, RTÜK'te şikayetlerde bulunduk. Ama söylenmesi lazım. Şunu başardık en azından, artık televizyonlarda birçok programlarda yazılmaya başlandı. Bunu başarabildik. Harika bir şey. Evet, kuşlarımız var, onlar ıslık atıyorlar, sohbete katılıyorlar. Katılıyorlar değil mi? Evet, evet. Ne güzel onları da şey yapmak. Madem artık programımızın sonuna geldik diyorsunuz, buyurun, ben DEHA yönetimine de sesleniyorum. Siz programın başında bu sezon için sonuna geldik diye söylediniz. Evet. İnşallah önümüzdeki sene bu güzel programının devamını diliyorum. Bizler tekrar sizlere konuk olmak çok istiyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Bütün denizlilere. Evet. Hemşerilerinden beni bir hemşeri olarak kabul etsinler. Tabii ki öylesiniz zaten. Çünkü şöyle bir şey var. Ben yıllarca hemşerim lafını söyleyemedim. İstanbul'da hemşeriniz yoktur. İstanbullular hemşeri olmaz. İstanbul'da çünkü onların hepsinin kökeninde bir şey vardır zaten. Tabii. Ben bunun mutluluğunu yaşadım. Hemşerilerinden onlara sevgiler gönderiyorum. Her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum. Anneler günü kutlu olsun. Ben efendim bütün seyircilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Güzel program oldu. Çok sağ olun. Ve Ebru Gündeş'ten Fırtınalar şarkısıyla Aşkın Tınay'la olan sohbetimizi noktalıyoruz. Teşekkürler efendim. Yeni dönemlerde buluşmak üzere. İkimizi arzular
senle olsun. Ben sana öylesi taktım inan. Böylesi aşka yasak tanıman. Deliler gibiyim anla biraz. Aklımı yolda bıraktım inan. Ben sana öylesi taktım inan. Böylesi aşka yasak tanıman.